Bence çilingire verilen para da çok boş. Neredesin? Eve giremedik. Yani neyi boş? Burada böyle bir şey var mı? Hayır ama. Ne yapacak? Camı mı kıracak? İki saniye için o kadar para almamalı. İki saniye için kimler ne paralar alıyor biliyor musun sen? Çilingir beni o kadar mutlu etmiyor olabilir. Ya onu mu dedin ya? Game of Thrones'un yeni sezon diyorsun. Al hayırlı olsun Gülhan, ne diyeyim sağ, ya? Sağ. Merhabalar efendim, merhabalar. Sağ. Game of Thrones'ta kısa birine ihtiyaç varmış. Onun yani böyle şuradan anlaşılacak bir durum var ya. Mesela bize onlarca konuk geldi şu ana kadar. Neyle geldiler? Elim boş, götüm yaş tabii ki yani. Hani erkek abi de geldi. Olduğu için. Mert evet. Abi, İlker abi. İki kişi var bak, onun hakkını yemeyelim. Tamam, onları da sağ olsunlar, Allah razı olsun. Meyvesiyle gelmiş. Yorumlarda da görüyoruz. Neden kadın konuk gelmiyor, evet. Bilmem ne olmuyor. Ben de direkt onunla şey yapacaktım, açacaktım. Aynen öyle. Bayağı ve kadın meyvesiyle yok. Gelmiş. Allah razı olsun abla. Çok yılın ilk yemek. Eriğini ve kirazını yedim. Vallahi, vallahi mi? Kahkaha attın mı yerken? Atma. Çünkü ilk kez yiyince hani böyle gülecekmişsin. Bütün yıl gülermişsin. Öyle bir yanlış var. Ah. Bak bilseydim ben seni güldürürdüm. Ah. Bundan önceki hayatının bu denli rezil olmasını sebebi buymuş bu demek. Bu mu diyorsun? Hoş geldin Gülhan. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim. Siz nasılsınız? İzliyorum sizi. Eyvallah. Valla yani şey konusunda ben çok heyecanlanıyorum. Böyle sen ne dedin? Bu program aslında bir YouTube programı değil. İşin içinden değil. Değil. Abbas Ağa'nın içinden. Aynen öyle. Evet. Öyle bir Abbas Ağa ki şimdi bahsedince de. Abbas Ağa'iler tarikatı. Abbas Ağa da güzelmiş. Yani hani orada harbiden biz mesela Cihangirli gibi de değildik. Yani gerçekten birlikte çay kahve içen insanlar hani mesela sektörden gibi de hissetmediğimiz bir durum vardı. Onun için de programda kimi arasak desek hep orada oturduğumuz, birlikte sohbet ettiğimiz, çay içtiğimiz insanlar oluyor. Gülhan da, Abbas Hasan da. Gedikli Hasan derinden. Da burada bu arada. Evet. Saygılar ve sevgilerimiz Hasan Bey'e. Orada hatta hatırlar mısın bilmiyorum bir depreme birlikte yakalanmıştık otururken. Aa, evet otururken yakalandık. Bu şeyde 5 civarı. 5 civarı öğlen olan. Gülhan şöyle yaptı. Taburede evet. Oturuyor zaten götümüzün altında klasik şey. Erdal abi. Erdal evet. Abi taburesi yani çay içilen çayhane taburesi. Bu ne ya filan dedi. Ondan böyle sonra bir sallandık filan. Öyle de bir sürü anı biriktirdik. Çok. Düğünler, hüzünlü zamanlar, evet. İyi zamanlar, açlık, tokluk. Zenginliği çok yaşayamadık. Allah onu da nasip etsin i̇nşallah, kardeşim. İnşallah. İnşallah hep beraber. Yani hepimize hep Abbas Ağa gerçekten çok güzeldi. Yani hep bir arada olmamız. Bir de Erdal erkenden kapattığı için 5'te 6'da kapatıyordu yani. 6'da kapatıyordu. Değil mi? 6'da kapatıyordu. Hep beraber bu sefer evlere gidiyorduk. Çaya aynen devam öyle. Yani çaysız bir hayat düşünemiyorduk o zaman. Mesajlı gibi oldu. Çaya devam. Çaya devam. Ama öyle bak hala şey çay oldu. Yani. Ama yani öyle bir ortamdı zaten. Aynen. Gerçekten öyle. Düğün demişken hocam ben ilk bir programı sen her ne kadar ödünç almak desen de evet. Aslı'nın çalmak olduğu Gülhan ablayla Hasan abinin düğününde nasıl vazo çaldığınızı bir evet. Gülhan abladan dinlemek isterim. Benden dinleyemezsin çünkü hatırlamıyorum. O yüzden zaten ben de o ana tanık olmayıp ertesi gün düğünümün ertesi gün yani ilk sabahımız. Evet, eşimle. O güzel gün. Ve ilk telefon kimden? Murat abim. Emrah ve Murat birlikte arayıp evde bir şey var dediler. Bizim evde bir şey var. Damat. Baklamasın yani, yanımda bir sıkıntı yok. Evet. Ama evde bir şey var, bu size ait olabilir mi? Nasıl bir şey? Devasa bir vazo ama yani böyle. Ve o niye alınmış? Ya, ama çok eğlendiğimiz bir düğünde hatırla çok yani. Çok eğlendik düğünde. Biz Çubuklu Hayal Kahvesi'ndeydik evet. Ve hani giriş vardır ya tekneden indik işte böyle şeyler gibi. Prensesler gibi ben tabii biliyorsunuz. İndik tekneden o yürüdüğümüz yola halının kenarlarına dev böyle vazolar konmuştu. Çiçekler var içinde falan. Onun içinden yani arasından yürüyoruz. Ama vazolar benimle aynı boyda falan yani. Bayağı böyle öyle vazo. Büyük büyük vazo. Götürülmesi imkansız. Ya bir örneği yani, piramitlerde falan vardır evet yani. Evet ya. Benim şaşırdım onu nereye sığdırdılar. Ve biz, çalarken kimse bir şey kimse demedi. Kimse görmedi mi onu taşırken? Bir kişinin taşıması imkansız. Yok işte. Yani. Bayağı gömü gibi götürmüş olmamız lazım. Ve arabada 5 kişiydik. Ya evet yani o vazo sığdım? Aramızda falan bir çevirmeye yakalansak ne diyeceğiz? Tamam.
Orası güzel. Damacana adam geliyor aklıma. Yani gece boştu falan mı dedim. Ne dedim? Allah belamı versin benim. Böyle bir telefonla uyanmıştık o sabah. Yani sizdeydi. O kadar güzel bir düğündü ki bir hatıra kalsın istemiş. Evet, olabilir. Ama bence çok güzeldi. Olamaz. Çok eğlendik. Eray küçüktü. Çok güzeldi. Evet ya. Ben hep o düğünü yaş dinliyorum ya. Ben bir fasılda ondan eğlendim. Eray yoktu. Eray yoktu. Gönlümce. Ya Gülhan nasıl başlanır mevzuya bilmiyorum ama öyle bir kariyer ki gerçekten Türkiye'de komedi nereden başladı, ne oldu, neye dönüştü? Senden dinlemeye başlasak her safhasında anlatacak ve içinde olduğun bir dünya proje var. Kadın olarak da, yazar olarak da, oyuncu olarak da içinde olması bu kadar güç bir mekanizmanın içinde nasıl olmayı başardın? Vallahi biraz şans tabii ki. Şans biliyorsunuz ki sektörde önemli bir faktör. Öyle. Ama şanstan önce galiba inanç. Benim ilk çıkışım öyle zaten. Yani inandım bu yolda yürüyeceğime. O yüzden de herhalde bu kadar iş yapabildim. Yani ne kadar bir kariyer tabii bilmiyorum o. Ama birçok iş beni buldu. Çok ben da güzel o işleri buldum. Bence aşağı şükürler olsun. Yani hiç sana dair ben bunu hiç yani gocunmam çünkü Gülhan ismi geçtiğinde gözünüz kapalı evet diyebileceğiniz bir isim varsa yani ben masalarda konuşulur ya hani kast yapılacaktır ya da işte bir proje olacaktır onun kreatif sürecinde bir şey olacaktır. Gülhan olur abi. Yani yemin ediyorum mesela bunu hiç öyle goy goyuna demiyorum. Çünkü hiçbir zaman yüzünü düşürmeyecek bir isimsin sen. Aa, ne güzel. Ve işine saygınla, sahiplenmenle iş ahlakı bizim sektörde tırnak içinde bir konu. Dur ya evet. Hani çeşitli bir sürü varyasyonu bizler de yaşadık. Evet, evet. Ama mesela bunun defolarını da yaşamışsındır. İyi insan hep dövülür bizim sektörde bilirsin tabii. Yani. Hani en çok dayağı iyiler yer. Ama bu anlamda öyle olduğun için de herkesin gözü kapalı çalıştığı bir isimsin. Mesela şans diyorsun bence bir taraftan da o kooperatif çalışma, o birlikte ekipçe çalışabilme lüksü de var sende. Tabii ona da bir yatkınlık gerekiyor tabii yani. Bu çok önemli. Arabaya atlama sahnesi daha geliyor belli ki abla. Ben onu anlıyorum. Yok, onu artık yani. Bu kadar üst üste 3 dakika övmesi beni biraz... Evet biraz övdü. Ama bir proje var. Aksiyon biraz falan. Aynen. Eray'ın bahsettiği sahne Deli Aşk'tan bir sahne. Bu araba benim namusum ulan! Verin lan namusumu! Ya bu kadın kocasına böyle sarılmamıştır ya. Evet. Normalde orada... bir değil 3-5 dublörün kullanılması lazım. Ama biz bütün gün bir BMW'nin üzerinde Gülhan'la Adana sokaklarında manevralar halinde Gülhan'ın savrulduğu şeyler izleyip oluyor gibi ya. Biraz daha mı sağ yapsa araba filan? Bana yani... bir de söz verildi yani. Sen oynamayacaksın buraları. Dublör tabii. Oynayacak dendi. Arabanın üstüne atlayacağım. Zaten işte izleyecekler, görürler. Tutunacağım ve araba beni savuracak. Ben arabayla birlikte biz gideceğim. Biz orada hep arkalarda. Araba kaç modeldi Murat? Arabada frenleri tutmuyordu. Çalışmıyordu. Arabayı bunları Emrah söyledim. Kullanıyordu ve Emrah araba sürmeyi bilmiyordu. Otomatik biliyordu, araba manueldi. Ha, araba manueldi, pardon. Emrah onu kullanamıyordu. Araba eskiydi ve beni üstüne bağladılar. Ve yani... Bu hikayede yanan kim oldu sizce? Yanan kim oldu? Ben ya çok oldum. Şükür. Mesela şu an girmeyiz o topa biliyor musun? Ben de giremem çünkü o sahneden sonra belim kaydı. Beli kaydı evet. İstanbul'a geldim. Oturduğum yerden kalkamıyorum. Böyle iki büklüm buyur gidiyorum. Aa ne oluyor falan dedim. Meğer belim kaymış. Ya, düzelttiler sonra şeyle. Ya çok güzel sahne oldu ama yani. Gülhan abi oyun veriyordu ya. Gülhan biraz daha mı? Evet. Can Hıraş orada arabayı biraz tutuyor. Biraz daha yukarı çıkar mısın diyorlar kamera açısı şey açısından. Yaptım. Belden bağlı olduğum için arabaya çektikçe böyle işte kaymış. Çekemiyorum çünkü boyum bu kadar yani yetmiyor. 1,5 metreyim ve gidemiyorum daha fazla yani. Ama güzel oldu. Ya güzel, çok güzel sahneydi yani. Evet. Yani onun öyle olduğuna inandıramadık sonra zaten. Gülhan yani nasıl yaptınız oğlum bunu? Hani yeşilde mi ne yaptınız filan? Evet. Yok yani. Ama vallahi sağ ol. Gülhan bu anlamda her projemizde de destek olsun. Ya siz de sağ olun. Ama demek, ne mesela güzel. Hiç şey oldu mu? Hepinizden artık illallah ya. Evet. Ben gidiyorum tabii, bırakıyorum tabii. Sizi falan tabii, tabii. Dedi. Hayır olmaz mı işte. Bu merak gibi ama dönüyor. Evlat işte. Evlat işte bırakıp giderim ya. Yok yok. Kadın kalem olmak nasıl bir his bu ülkede? Bir kere zor. Onu
zaten biliyorsunuz sektörün içinden olarak zor. Ama tabii yazmak inanılmaz bir has. Onu da çok iyi biliyorsun. Aynen. Çekmeyi ve yazmayı bildiğin gibi. Yazmak çok güzel. Ama kadın olmanın dezavantajları çok öyle feminist bir yerden demeyeceğim ama her sektörde olduğu gibi burada da var yani. Ben şey merak ediyorum ya abla. Mesela bize hep şey diyorlar, neden kadın karakter yazmıyorsunuz? Abim de dediği güzel bir şey var. Bilmiyorum çünkü yani aralarındaki diyalogla mesela senin için de erkek diyaloğu yazmak o anlamda zor mu? Ya hani... değil çünkü biz galiba kadın yazarlar daha fazla gözlem, daha fazla dikkat, daha fazla detay düşkün olduğumuz için biraz daha kolay yazıyoruz galiba erkekleri. Erkeğin kadını yazmasından. Bir de bizi çözmek basit iş. Yani, çok da öyle biraz... acayip diyalog yapın. Çok da diyalog değil. Yani evet. Peki bir şey diyeceğim. Mesela kadın hikayesi drama tarafında hep istenen bir şey. Ama kadın komedisi o kadar istenen bir şey değil. Değil. Niye? Değil. Galiba dünyada da böyle. Evet. Yani niyesi aslında çok açık. Çok malumun ilanı gibi olacak. Bilinen şeyleri söyleyeceğim ama. Yani kadının şaka yapması niyeyse bir itici geliyor toplumlara. Yani biraz işte bel altı yapsa falan. Biraz işte ne bileyim ırkçılık yapsa olmaz. Çünkü kadın anaçtır. Kadın sevecendir. Hep böyle bir şey. Misyon yüklenir. Misyonlar var. Kalıplar var. Doğal olarak da bizim komedi yapmamız çok daha zor oluyor. Olmuyor değil. Tabii ki komik. Bir sürü kadın var. Bir sürü stand-up yapan işte özellikle yurt dışında. Türkiye'de de artık gelişiyor. Kadın arkadaşlarımız var ama daha zor tabii. Bizim zor. Alanımız çok daha dar çünkü. Peki ben sana bir şey diyeceğim. Harbiden niye stand-up düşünmüyor? Düşünüyorum ama sadece düşünüyorum. Çok iyi fikir. Evet. Bu gerçekten vallahi düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok, ve o kadar kolay bir şey olduğunu da düşünmüyorum ama. Yani seviyorum. Bence bu kadar kolay görünüp bu kadar zor olabilecek bir şey varsa o da bence stand-up. Kesinlikle. Ama sen onu çok şeyden biliyorsun abla. Sahnede arkadaşlarınla bile oynarken ne kadar zorlandığını... Tabii. Hatırlıyorsun. Ya, bir de tek başına bunu yapmak var. Evet, aynen. Bunu Günhan yapabilir. Yok yok. O kadar kolay bir öyle şey değil. Ekiple çıkıyorsun. Ben örneğin yapamaz skeç... mı dedim ya? Allah Allah. Çocuk da yapar. Ben de yapabilir zaten. De bunun ne kadar zor olduğunu biliyor dedim zaten. Ya, yapma dert gibi bir tonda. Allah Allah. Sanki ben de durduk yere işkillendim. Birbirlerine girdiler. Allah Allah. Yani ben bak orada. Yani her yerden destek ifadeleri evet, evet orada herkes yapar diyor ama ben, öyle olmuyor yani. İş işte. Yani çıkıyorduk mesela skeç oynuyoruz ve bazen kötü skeç evet. olabiliyor. Reaksiyon almayınca sahnede öyle kala kalıyorsun ya. Kaçmak ama istiyorsun. Ama birkaç kişisin ya en azından desteğin var. Yani biri bir şey söylüyor, biri bir şey toparlamaya çalışıyorsun. Pas atıyor. Kaldırıyorsun ama tek başına olduğun bir sahnede reaksiyon alamadın. Yani yer yarılsın, yerin içine gireyim şeklinde bir durum söz konusu olabilir. O anlamda biraz... ürkütücü. Bence şeysin, biraz da empati yapıyorsun. Seyirciyle empati gücün çok yüksek. Onların eğlenmeme hali seni çok üzer diye de korkuyorsun. Olabilir. Üzülürüm zaten. Ya. İşte ama bence üzmezsin işte. Ben onu biliyorum. Onun için ne olur diyorum. Aman değil mi? Gülmezlerse bir iki erik merik dağıtırım. Aynen. Gönüllerini alır. Gönüllerini sahneden atıyorum değil mi? Şey, çay gülen, yaparım. Gülen şey çıkışta şeyde yövmiyeci başı gibi. Bu sana. Daha sen değil. Biraz gülmemiş gibisin. Bu sana. Yani. Az mı güldün? Al biraz da kek vereyim. Çay da yaptım şurada hemen sahnenin kenarında diye. Abla ilk başladığın zamanlarda karşısında oynadığında en heyecanlandığın oyuncu kimdi? Tabii ki Demet Akbağ. Öyle mi? İlk tabii olmadı yani. Öyle. Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ özellikle. Ve ikisiyleydi zaten sahnem. Aynen. Yılmaz abi çok zor. Çekiyordu. Biz bir Demet tiyatroyu yeniden çekmiştik. Aa doğru. Şeydi tamam, evet. Doğru. Biz bu atölyeye başladıktan sonra Yılmaz abi bir Demet Tiyatro'yu yeniden çekme kararı almıştı. Ve orada ilk sahnem bir avukat oynayacağım. O avukatı oynarken de bana danışmaya gelen de Demet ablanın oynadığı karakter. Oradaki bir karakteri inanılmazdı. Ve Yılmaz abi bana heyecanlı mısın diyor. Yo değilim diyorum. Masada oturuyorum böyle önümde oturuyorlar. Yo yo değilim dedim. Geldi şöyle arkadan bir sarıldı. İyisin değil mi falan dedi. Ellerimi tuttuğu anda buz gibi ellerim yani. Bak bak heyecanlı değilim diyor ama eller buz aynen. gibi diyor. Ama ölmüş. Ölmüş. Ben öyle normalim falan diye oturuyorum ama ölüyorum tabii. Bir de o şakalar daha çok geriyor ya seni. Öyle bir durum var. Çok. Aslında rahatlatmaya çalışıyor. Rahatlatmaya çalışıyor ama o şakalar daha çok da geliyor. Çok heyecan tabii. Çocukluğundan beri işte hayran olduğun, zaten örnek aldığın ve izinden gittiğin, sonunda da ulaştığın
artık karşı karşıyasın, birlikte oynadığın insan. Çok heyecan verici. Ben çalışma fırsatı bulamadım Demet ablayla. Ama Demet ablanın aurasıyla ilgili çok şey duydum. Yani bir havası vardır. Evet. Bir böyle şey. Evet. Hani onun orada olduğunu hissedersin bilmem. Bir tavrıyla ben varım der. Hani kim oyuncu sahnede büyür, kim oyuncu zaten büyük gelir ve büyük devam eder aurası. Onun için mesela onu şey yapıyorum. Demet abla Yılmaz abiden bile daha auralı diye bir algı evet, geldi. Evet yani bana. Yılmaz abinin tabii yönetmenlik tarafı da var, yazarlık tarafı var. O seni bir rahatlatıyor. Demet ablanın öyle devasa bir oyunculuğu var ki. Yani ona böyle kalırsan kapılıp gidersin, oynayamazsın karşısında zaten yani. Benim var bir tane abla öyle bir sahne. Kimle? Sahneyi sayıyorum. Binnur Kaya, Settar Tanrıören, Burak Satıbol, Mustafa Üstündağ, ben. Sen ne alaka? Yani ben ne alaka? Gerçekten o an ben. Sen ne alaka? Gerçekten hangi iş bu? Bu sayılmazdı. Eski işlerden. Eski işlerden. O yanlışmış işte, tutmadı o iş. Ondan tutmadı. İşi gücü kenara bırakıp abla senden bir tavsiye almak istiyorum. Buyur. Sence... Malum şu aralar kira biraz problem. Evet. Bir insanın ödeyebileceği kira maaşının kaçta kaçı olmalıdır? Neye göre kiraya çıkacak? Çünkü artık bu algı kayboldu. 15 bin liralık bir kirayı ödemek için ne kadar bir gelirinin olması lazım sence? Yani en az 45 herhalde. Üçte biri. Üçte biri. Evet. Üçte biri. Olsa hani ben de dur hesap yapalım. 45 bin kim alacak kız? 45, 45 bin aylık eve alması girmeli. Lazım. Yani en azından 2 hayır kişi. Ama girdi emlakçı var. Depozito mesela var. İlk taşınırken mi? Ama hayır bunun bir süreç ya. Yani ne olacak? Süreci oğlum? Yani sürekli emlakçıya para mı veriyorsun? Evet sürekli vermiyorsun ki bir kere veriyorsun herhalde. Öyle mi ya? Ben niye her ay yolluyorum? Hayır oradan değil. Hangi emlakçı oldu? Ya 15 bin lira son 15 bin liranla çıkın değil yani. Bu 45 bin liradan fazla bence 15 bin lira kira vermek için getirinin maaşın ol. Malı. Bu çocuğa kaç para veriyorsunuz? Bu çocuk niye bence böyle hesaplar oraya gelecek. Benim %25'tir abla. Dörtte biri. Dörtte biri. İstanbul'da öyle bir ev var mı? Yani hani dörtte birine tutabileceğin. 40 lira kazanıyorsun. 40 lira bugün bir beyaz yakalı için bence iyi maaş. İyi 10 liraya ev tutacağım. 10 liraya nereden ev tuttun pardon? Kimle yaşıyorsun 10 liraya İstanbul'da? Tutamıyorsun işte. O yüzden ben de fikir almak için sizlere soruyorum. İşte 15'e tutabilirsin. 15'e tutarsın. Ben tutabiliyorum diye. Tutamayınca ne yapacaksın? 15'e çıkıyorsun ya. O zaman da işte Gülhan'ın dediğine geliyor. 45'e 15 diyorsun ya, sen. Minimum. Mesela benim gördüğüm artık mesela normalde üniversiteden mezun olur gençler. Ondan sonra hadi bir sene daha birlikte yaşarlar 2-3 kişi. Ondan sonra herkes kendi evine çıkar. 30 yaşında, 32 yaşında, 33 yaşında insanlar ev arkadaşıyla yaşıyor. Daha yuh artık yani hani şey olacak iş değil ya. Büyük konuşma hocam. Belli olmaz. Benim için de bir şeyler değişebilir. Ya bir laf söyleyeyim mi? Ya insan mesela tekamül böyle bir şeydir değil mi? Hani sürekli iyiye evrilir insan. Dönüşür. Hani erer. Ya da maddi manevi bir dönüşüm yaşar. Evet. Yani sen şu an tek başına mı yaşıyorsun? Çok şükür. Şu an. Ama bana diyorsun ki ev arkadaşım olabilir mi? Ben Ezgi ile çok iyi anlaşıyorum abla. Vallahi bak. Önemli. İnsanın yengesiyle. Yengemle çok iyi anlaşıyorum. Ben bunun Ezgi için bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Abim için bir problem yaratabilir. Zaten çekindiğim nokta da bu. Ama Ezgi ile aramızda çözeceğimizi kirayı düşünüyorum. Kirayı niye sormuş anladın mı şimdi? Çok iyi anladım. Abi onu sana vereyim sende kalayım. Gelecek iş. Masrafları verir. Ya, bir de onu dörtte bir yapmış ki daha az versin. Tabii. Şimdi pazarlığa başladım. 10 liraya bağlayacağım. Şaka bir yana gerçekten çok zor durumda o anlamda. İstanbul'da gerçekten mesela ben şeye inanmıyorum abi ya 35 yaşında bir adamın ya da kadının ya zaten sevgilisi, eşi, kimse onunla yap. Ev arkadaşlığı çok zor bir duygu değil mi ya? Çok zor. Yani hani o anlamda mesela sen ev arkadaşıyla yaşadın. Evet. Zor bir şey yani ev arkadaşıyla yaşamak. Ne diyeyim Onur'a şimdi ben yani. İyi ben Allah'tan iyi bir ev arkadaşıyla yaşadım. Onu söyleyebilirim. Ya, tamam oğlum sanki böyle şeyde mahkemede şahitlik istedik. Yani. Zor mu kolay mı? Zor deyince zor. Onu zor, ne benle ne zorluk yaşadım. Çok zor, çok ev zor. Arkadaşı. Ev arkadaşı İnsan kendi zor. Ailesiyle bile hani yaşarken belli bir yaştan sonra ne kadar zorluyor. Bazen karı koca bile yaşamak zor değil mi ya? Sorma vallahi. Vallahi be.
Sen yok nereden be, bana değil valla. Değil mi? Bana arada değil. Bir böyle şey yapmıyor musun? Bana nerede değil. Ya? Dönüyorum. Yok orada oturuyordu. Ekmeğinin peşinde. Bazen böyle şey demiyor musun ya? Ama vallahi şu an bir 2 saat, 3 saat bir başıma kalayım, başıma dinleyeyim demiyor musun ya? Bu vallahi nasıl bir evlilik? Yani bunlar yan yana, Siyam ikizi gibi. Şimdi yani, hani buraya konuk aldığın en yakın arkadaşlarım var ya, onlara sor bakalım ne diyecekler. Şöyle diyecek. Hasan'ım da Hasan'ım. Aynen öyle. Öyle diyecek. Maşallah. Ya yani Allah şükürler olsun. Vallahi yok. Saklı. Uzak olmasın benden. Ben o kadar çok uzaklığı sevmiyorum. Gönül dağındayken zor. Çok sen zordu. Sen ne kadar kalıyordun oraya gittiğinde abla? En az bir hafta zaten kalıyordum. Bazen de geçiyordu 10 gün. En uzun kaldım 2 hafta olmuştur. Çünkü yani dayanamıyordum. Gelmek istiyordum evime yani bir şekilde. Tabii canım. 2 sezon mu devam ettin? Ben 2 sezon devam edip 3. sezonun başında ayrıldım. 2 sezon... Şehir dışı iş bayağı meşakkatli bir şey. Çok Eskişehir zor. Olsa da meşakkatli. Evet. İşte yani atıyorum İzmit olsa da meşakkatli. Yani evet. Hani o düzeninin değişmesi ve orada sürekli bir şey oluyor olması. Aynen öyle. Ya biraz evli insanlar için daha zor, çocuklu insanlar için daha da zor gibi gibi bunun katmanları var aslında. Belki hani bekar olsan, tek başına olsan git gel takılırsın bir şekilde evet, ama. Yani zor. Her halükarda zor. Türkiye dizicilik hakkında ne düşünüyorsun? Ne olacak ya böyle? Vallahi diziler... De zor. Diziler ne de diyeyim? Zor. Diziler çok zor. Çekmek çok zor. Çok uzun. Biliyorsunuz işte. Süreler uzun. Çalışma saatleri uzun. Çok da toparlayacak gibi de değil. Değil. Yani gidenin hani, yerine yenisi geliyor çünkü. Aynen geliyor. Bir şekilde geliyor. İşte dijitaller var. Dijitaller biraz rahatlatıyor. İnsanlar artık bir tercih yapabiliyor aslında. Hani dijitalde mi oynayayım? Ana akımda mı oynayayım gibi oyuncular olarak. Yazarlar da aynı şekilde. Evet. Şeye inanıyor musun peki hala abla? Yani Türkiye'de televizyonda dizide oynamak tanınırlık anlamında dijitalle kıyaslanamayacak seviyede. Tabii. Anadolu'da inanılmaz tabii. Bir televizyon izlenme oranı var şu anda. Kesinlikle. Yani şeyi konuşuyoruz genellikle. Mesela çok takipçili arkadaşlarımızı atıyorum. Görece çok daha az takipçimiz var mesela bizim. Ama Anadolu inanılmaz. Hmm. Çünkü TRT'de bir dizide oynamışsın. Hmm. Bu kadar basit aslında. Diğer çok takipçili arkadaşlarımız bakıyorsun hani dijitallerde, bağımsız filmlerde falan filan oynuyor. Ödüllü ama... oyuncu atıyorum evet. Mesela. Şey evet. Mesela şu an Merve'yi görseler Merve dizileri şey neydi? Gerçi Merve'yi TRT'den yine bilirler. İşte, şeyden bilecekler. Ha o kadar. Masumlardan. Doğru. Ha sen Masumlardaki deli kız değil misin? Doğru. Derler. Doğru. Yani tutup kuru otlardan alkışlar falan olmaz yani. Aynen. Yani ya da diğer ana akım işte kanallardan fark etmiyor aslında. Ama televizyon tabii çok önemli tanınırlık açısından. Çok. Yani geniş bir tanınırlık açısından. Peki mesela bu anlamda tanındığın en saçma yer nereydi? Ulan burada da mı tanındın? Amerika. Dedi. Amerika'da mı? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok güzeldi ama. Müthiş bir şeydi benim için. New York'a gittim. Bilirsiniz Central Park'a. Böyle de oldum yani New York'a gittim. Yani. Central Park'ın... Merkez caminin yanı. Yanı hemen oradan Merkez dönüyorsun. Park. Ya ama o zaman tabii şey çok güzel hareketler. Deli divare yani böyle ortalık yıkılıyor. Çok güzel hareketler diye. Biz de sezon finali yapmışız tatil. Arkadaşlarımla gezmeye gittim ben. Central Park'ın önünde 3 tane genç böyle erkek bana doğru koşmaya başladı. Ve hani ben bir de böyle duruyorum. Başımda şapka var, gözlük var falan evet, yaz günü. Bana doğru koşuyorlar ve çok güzel hareketler diye bağırıyorlar. İnanamamıştım yani. Allah en Allah. Çok şaşırdığım yer orası. Ben de şaşırdım. Dünyanın her yerinde Türk olması çok normal de. Ben çok şaşırdım. Hani beni tanıyıp orada falan üstüme öyle koşuyorlar. Koşacak kadar yani çocuklar hani orada work and travel yapıyorlarmış. Ha. Türk öğrenciler. Ondan sonra Central Park'ta böyle şeyler var. Bisikletler var. Gezdiriyorlar seni falan. O çek çek mi deniyor? Anlatsana. Böyle sandallar falan diye anlatıyorsun. Satar bu hikayeyi biliyor musun? Senden duyduğunu gitmiş gibi başkasına evet. Anlatacak. Bak çekçekler var orada üzerime koşuyorlar kazanıyor. Çok güzel hareketler. Ya ben o değilim diyorum. Ben Gülhan değilim. Öyle ben anlatayım Gülhan hikayeyi. Değilim. Abla ne olur gezdirelim gel parkı falan. Ha öyle mi? Tabii tabii. Gel gezdirelim. Parayla geziyorsun bisiklete binip. Çok büyük ya park Eray. Sen çok park bir taraftan çok büyük yani. Bak üç öyle böyle gezer. Değil yani. Nereye gibi? Dünya Barış Parkı'nda büyük mü? Ay kıyamam. Orayı biliyor değil mi? O kadar. Peki abla şey muhabbeti doğru mu? Hep bir komedi oyuncuları drama oynayabilir ama drama oyuncuları o kadar da kolay komedi oynayamaz diye bir kabul vardır ya. Sen ikisini de oynamış birisi olarak hakikaten öyle bir durum var mı?
Komedi olmak daha hep, mı zor? Evet, yani bu her zaman her oyunculuk sohbetinde konuşulan bir şey. Evet, komedinin zorluğu var. Yani drama oynamaktan. Bunu tabii ki şeyle kıyaslıyoruz aslında. Televizyon işleriyle, dramalarla hani kıyaslıyoruz. Yoksa sinema filmi için ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Mesela bir dramada, sinema filminde oynayan ve çok iyi hakkını oynayan bir oyuncu. Oynayan. Evet. Yani komedi yapamaması gibi bir durum zaten söz konusu bile olamaz da. Yatkınlığı yoktur atıyorum. Komedi timing işidir. Hepimizin bildiği gibi. Timing'dir yani. Bütün mesele. Gül Hanım'a dramacılar da hiç komik olmuyor. Bir de o alışkanlık yani, benim tanıdığım oyuncular falan hiç komik insanlar değiller. İşte yani. Bence bir sürü parametre var ya. Yani seyircinin aşinalığı ona çok gülemeyebilir ya da bana çok ağlayamayabilir. Yani benim yüzümü görünce bir gülesi geliyordur da diğer oyuncuyu gördüğünde bir daha bir ciddileşiyor. Doğal olarak bir alışkanlık var yani, aşinalık. Onu var. Şeyde çok görüyorum. Böyle festival filmlerinde komedi oyuncusu oynatıyor mesela, evet. Otör yönetmenler. Evet. Kıkık gülüyor mesela. Evet. Yani hani kreatif olsam, hani yönetmenin senarist olsam ben onun için yazmadım. Acılarım var orada filan dersin ama dediğin gibi refleks bir duyguyla bakıyoruz aslında. Ben de ona inanıyorum. Yani o çok önemli bir ölçü. Komedi drama oyunculuğu açısından. Ama yani biri diğerine göre diye bir şey illa söylenmesi gerekiyorsa, evet komedi daha zor. Çünkü komedide reaksiyonu anında alman gerekiyor. Mesele bu. Aldın alamadın, başarısızsın diye net bir şey var ya orada. Başarı çizgi var. Başarı kriteri çok net oldu. Tabii ki. Net bir çizgi var. Yani diğerinde zaten dümdüz bir şey anlatacaksın. Israrla birini ağlatman gerekmiyor. Bir şey anlatıyorsun. Normal, bugün gibi, şimdi gibi, şu an gibi. O yüzden bir ölçüsü yok yani. Birebir de yok karşılığı hemen. Peki mesela şimdi bir sürü fakültede, konservatuvarda kız kardeşlerimiz var. Hani sektöre girmek isteyenler var. Ne yapsınlar? Bilmiyorum, yani ne yapsınlar? Nasıl başlasınlar? Nereden başlasınlar? Şimdi böyle bir söyle içinden geçeni söyle. Söyle vallahi aman açık açık söyle be abla. Ya genel olarak zaten hani şimdi kadın haklarına falan gireceğim ama kız arkadaşlarımıza, kız kardeşlerimize ne dersin diye sorduğun için söylüyorum. Daha zor onların işi. Çok zor. Bizim işimiz gerçekten zor. Hangi sektörde çalışırsak çalışalım yani. Öyle oyunculuk zaten. Ya da fark etmiyor. Bankacılık. Hiçbiri fark etmiyor. Yollarından şaşmasınlar ve dirensinler. Bu işi gerçekten istiyorlarsa, gerçekten seviyorlarsa her şeyden önce haklarını arasınlar. O hakkı elde etmek için tabii ki çok çalışmaları gerekecek. Maalesef bir erkekten daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla kendimizi göstermek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Umarım onlar için, bizden sonrakiler için daha kolay olsun. Onlara ancak böyle bir dileğim olabilir yani. İnşallah daha kolay olsun artık. Galiba en kritik şeyi söyledin, devamlılık yani, ısrarla. Evet, ısrar. Yani hani hayal kırıklıklarını tahammül ede ede. Aynen. Ama bir yerde de illaki o şans geliyor. Eğer o ısrardaysan da bence bir yerde kırılıyor. Ama değer mi değmez mi, o zaten kişisel bir soru bence. Tabii yani ki. Yani hani yoksa baktığında finalde elde ettiğin şeyler de çok kişisel tatminler oluyor. Yani ya hani mutlu olmak değil mi finali bunun? Yani mutlu olmak, yaptığın işle mutlu olmak, yaşadığın hayatla mutlu olmak. Yani seni mutlu ediyorsa bu süreklilik, bu istikrar, bu inanç, sonuçta devam ediyorsundur o yola. Hangi iş olursa olsun. Hiç böyle sektörde bir daha o isimle çalışmam dediğin isim oldu mu? Oyuncu mu? Genel olarak böyle yapımcı da olur, yönetmen de olur, arabanın üstünde sürdürten de olur. Olabilir, evet öyle biri. Hatırlıyorum. Benim dışında. Ya yok, benim kimseyle açıkçası öyle o noktaya geldiğim bir durum yok, yaşadığım olmadı. Ama çalışma böyle giriyorsun, yok ben bir daha yani yapamam. Yani tercih etmeyeceğim isimler olabilir birkaç tane ya. Evet evet. Ama kaç yıl sektörde mutlaka birileri vardır. Tabii tabii. Üçüncü yani en azından şey hani o olmasa olur ya falan diyeceğim. Evet, tercih etmeyeceğim kişiler olabilir. Allah bir daha onunla çalışmak. Allah karşıma çıkarmasın yani. Öyle. Evet. Onu söyleyeyim istiyor yani. Aynen aynen. Allah biraz korusun. Benim var çünkü öyle var birkaç tabii canım, kişi ya. Sen isim verebilir misin? Hadi sen ben soruyorsun hadi ya. Gülhan ben ablaya dedin ya öyle bir isim var mı diye. Sen isim verebilir. İsim mi verdin? Eray Kaman diyeceksin bir. Hadi isim. O klişe olur, öyle bir şey. Evet, isim verebilir misin? Bir daha bence bunu söyleyeceğim. Bunu da bir daha hiç çalışmayacağım, deklare edeceğim şu an. Evet. Tamam lan, vereceğim. Ne olur Eray deme, ne olur Eray deme. Eray deme, Eray deme. Eray'dır Eray. A few moments later. Maya Duran'dan bir tane bebeğe. O
bebeği göndermeyin. FGR. Ona büyük takım. Ne yapalım, onu buldu ya. Ya çocuk çok iyi oyuncu zannediyor ki. Ha, gerçekten mi var? Var var. Ha. Onun da ismi Mevlüt'te vardır. Onu gönderme Mevlüt'cüğüm. Niye hocam? Neyini sevmedi? Taksi şoförüyüm dedi. Sürücülüğü yokmuş. Allah. Ehliyeti yok yani. Öyle geldi set. Gelmez. Ya da ehliyetini al kardeşim. Aynen. Senin araba sahnelerindeki hiçbir şoförün şoförlüğünün olmaması acaba bir tesadüf mü? Bir tesadüf. Hocam hiç soruyor musun sen araba sürebiliyor musun? Acaba. Ya da araba sahnesi mi çekmesen? Çekmem. Bundan sonra araba sahnesi yazmayacağım. Yazma bence de çekme. O zaman ben bir soru sormak isterim. Yine size fikrinizi almak için. Ben bu kargo ücreti konusunda takıntılıyım. Bir doğum. Bu çocuğun parası yok. Ben sana söyleyeyim. O artı. Şaşırt. Bu çocuk sürekli bana parayla ilgili. Evet. Artı 14.99 kargo ücretini gördüğüm an tüyleri böyle diken diken oluyor. Alışveriş sitesi. Evet. Artı kargo. Artı kargo. Net. Bence o fiyatı tişört mü alıyorsun? Kat içine kardeşim. Beni onunla muhatap etme. Çünkü ben ve benim gibiler istemsizce bedava kargoyu aramak yüzünden gidiyorum abla. Saatlerim aynı, gidiyor. Aynı durumdayım. Sen o sepeti mi dolduracağım diye canım çıkıyor. Canım burada çıkıyor. İspatı burada yani. Öyle değil mi? Şahit. Yemin ederim. Alacağım 100 liralık şey 500'e tamamla kargo ücreti verme diyor. Tamamlayayım da. Aynen tamamlayayım. 500'e tamamlayacağım diye canım çıkıyor. 15 lira vermemek için. Evet. Öyle. 15 lira vermemek çok için. Çok boşa gidiyormuş. 400 çilingire lira verilen daha para veriyorum gibi ya. Çilingire verilen para da mı boş? Bence yani çilingire verilen para da çok boş. Neredesin, eve giremedik. Yani neyi boş? Burada böyle bir şey var mı? Hayır ama ne yaptı? Camı mı kıracaksın? 2 saniye için o kadar para almamalı. 2 saniye için kimler ne paralar alıyor biliyor musun sen? Ben bilmiyorum. Abi, çilingir beni o kadar mutlu etmiyor olabilir. Ya bilir ya, onu mu dedin ya? Doktordan bahsediyor, ameliyat yapıyor kulağından. Sence öyle mi? Ya sen ne ahlaksız bir adam. Ya ben de utanmıyorsun. Şurada Gülhan var ben yani. Ben yapmasayım onu. Ama aynen. Ablamın yanında konuşmayacağım da nerede konuşacağız? Allah Allah tövbe. Vallahi terlettin beni durduk yere ya. Ya. Soru sor Gülhan'a ne oldu? Kazandığımız büyük parayla ne yaptın? O soru geldi. Bak çok düşündüm. Ben büyük para kazanmamışım. Al işte kardeşim benim ya. Vallahi yani öyle. Bak gerçekten. Ama hani kazandığın ilk büyük para soruyorsun her programda. Ne, yüklü bir şey kazanırsın onunla da gider bir şey olur. Ben öyle bir şey kazanmamışım. Niye Sade abi bot almış onu söyledi. Bot ya mı? Onun fakiri canım ya. Bot dedi ikimiz de diyoruz ki bot nasıl ya bot? Ayakkabı. Ben de girip, deniz botu zannettim. Ben de öyle zannettim. Bir de mağazaya girip bana en pahalı botunuzu verin demiş. Ya kıyamam. Bot almış. Ama o dönemin büyük parası. O yanlış anladı soruyu. Ben tabii o da doğru. Ben hep kazandığımı gıdım 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 biriktirdim. Öyle aldım büyük şeyleri. Ama evet. Sen de öyle yapacaksın öyle diye ben. Yani öyle bir anda kocaman büyük bir meblağ gelmedi. Gelmedi. Zaten yani onun gelmesi parça parça geldi. Parça. Ben de biriktirdim insan gibi. Yani aldım malımı mülkümü. Ya bizim gibi emek. Eğer büyük bir reklam kampanyası gelmiyorsa da zaten öyle bir büyük para nasıl gelebilir ki zaten değil mi? Gelmiyor. Yani hani hemen yakınlık kurdun. Ev almışlar, araba almışlar. Hiçbir gönül birliği yapmadın. Alanlar da var. Tamam. Bir tek şey değil yani. Hemen Gülhan abla'ya yastığını işte. Ben de gıdım gıdım her yere harcamışım. Işte. Ben de öyle bitirdim. Yani buna diyecek bir şeyim yok. Ama şunu diyor sanki mesela. Gerçekten biriktirilebilir bir sektör mü? Devamlılığı varsa da evet, yani ev daldırtır, araba daldırtır. Evet. Zaten devamlı ölçüler olan işlerimi de biriktirebildim. Evet, yoksa bizim sektör mümkün değil. Yani iş yapayım ne olmuyor? Yok. Reklam değilse dediğin gibi. Aynen öyle. Abla, gerçekten benim içinde olduğu biliyorum ama bizi izleyenler de şey olsun. Gerçekten bu röportajlarda vardır ya, çekerken çok eğleniyoruz, çok eğleniyoruz. Ya, doğru mu ya o? Çekerken çok eğleniliyor mu bir iş? Bazı işlerde eğleniliyor. Hepsinde değil bence. Bence çoğusunda eğlenilmiyor. Çünkü yani set dediğin evet ortam sürekli bir koşturma ya hocam. Sürekli tabii. Sürekli bir gerginlik konuda falan ama yani özellikle komedi çekiyorsan eğleniliyor ya. Yani komedi eğlenmezsen çekemezsin. Ama ekip abla yorulmuş, tabii bitmiş. Evet öyle bir ana denk gelmişse hele artık günün sonu, gecenin sonu falan ekip bitik. Sen de şey yapıyorsun zaten. Hani acele edeyim de insanlar da hepimiz evimize tabii, gidelim evimize falan. Gidelim oluyor tabii bunlar yani. Her dakika eğlenemiyorsun. Burada bile olmuyor mu? Günün son programı sensen ne yaparsan yap Kadir'i güldüremiyorsun. Evet. Kadir gülmüyor. Arda bakıyor böyle kulaklıktan seni mi dinliyor aşağıdan maçı mı izliyor belli değil.
Ondan sonra Özgün şey yapmış, Instagram'dan yine birini ekliyor, bir şey yapmış. Ama bak yani İş doğru... şuraya kadar geldi. Laf, özür dilerim abla. Kadir, dünkü çekimimizde bitirin dedi. Neden? Hayır, ondan ne? Değil. Başka bu bir şey bu hafta kaptanımız duruyor zaten. Kadir şey bayrak yarışı olarak ondaydık. Hemen aşağı kaptana ne oldu filan bilmem ne. Yazın. Kaptana ne oldu? Ne oldu? Ne oldu sizce yani? Ne oldu kaptana? Ankara'da o şey. Tamam. Ankara'da görüşmelerde. Ankara deyince de vallahi öyle oldu. Birisine biz Ankaralıyız ya. Ankara'ya gidiyoruz deyince niyeyse bir görüşme olacak gibi düşünüyor herkes. Görüşme olabilecek tek yer. Ailemle görüşüyorum. Görüşmem de o. Resmi bir aileyiz. Vallahi ben tamamım. Ben de tamamım. Bu sorularıma geliyorum. Ben sorayım buradan. Hadi daha zıplayacağız. Nereye zıplayacağız? Ortamcı gibi. Ben zıplayamam çocuğum. Burayı bitiririz bir yerlere akarız abla. After, tamam, after program. Hasan abiyle yolla işte abi. Biz seninle takılırız. Düğün mü balayı mı? Balayı. Nereye gitmiştiniz siz? Biz Antalya'ya gittik. Bir de Çeşme'ye doğrusu. Biz iki düğün yaptık Eray. Sen ikisinde de yoktun. İkisinde de yoktu. Evet. Çağrılmadı. Bir İstanbul, bir İzmir. İkisinde de balayı yaptık yani. O İki düğünse iki balayı. Bunu bilmiyorum. Çok tabii. İyiymiş. Biri Çeşme, biri Antalya. Çeşme'ye de abimi de çağırmadınız galiba. Hayır. Çeşme balayı da niye abimi çağırmadınız? Aa çocuğum. Ben vallahi yoruldum ya. Abimi de çağırmadınız. Oğlum her şeye mi çağıracağım artık? Vallahi çok kırıldım kardeşim. Hayır, damat da girmişliği var canım yerde kodasına. bir daha olursa çağırırım artık. Abla çok reytingli dizinin huzursuz set ortamı mı, az reytingli dizinin keyifli set ortamı? Kesinlikle az reytingli dizinin keyifli set ortamı. Kalkarsak başka bir şey başlar ayol. Nedir yani? Huzursuz set kadar kötü bir şey yok. Çamaşır makinesi mi, bulaşık makinesi mi? Niye ki seçeyim bunları ben? Anlamadım. Çamaşır makinesi. Yine isim böbrek mi dalak mı diye sordum. Evet, onu da gördüm. Doğru söylüyorsun. Birini seçecek olsa. Çamaşır makinesi olsun çünkü bulaşık zor diziliyor, zor toplanıyor falan ya. Ya daha o zaten uzun. Şey bulaşık makinesi daha mı çabuk bitiyor, daha mı zor, daha mı kolay, bir de onları bir daha yerleştir. Yerleştir daha... boşalt zor diye bir ben oradan. Ben bulaşık makinesinin çok hızlı bittiğini düşünüyorum. Mesela sıklıkla şey, lan ben bunu yıkadım mı diye bakıyorum yani. Ben şunu önerdim Ezgi'ye. İki tane bulaşık makinesi alalım, çıkarmayalım. Birinden yani birine. Koy. Çok mantıklı. Diğerinden de yemeği bulaşık makinesinden al tabakları koy. Mantıklı. Çok iyiymiş. Hangisi temiz, hangisi kirli bilirsin. Evet. Bu dolaplar ne olacak? Onlara da başka bir şey koyarsın. Doğru. O da doğruymuş. Bu da bir yöntem. Yani. Düşünün yani. Ben kabul ettiremedim ama ettiremedim. İki yapabilen olursa. Kampanyalı bulaşık bir bulaşık. Çamaşır makinesi dedik. 30 derece mi 60 derece mi? Çamaşır makinesi. Şimdi bu soru ne yani? Evet yani. 30 derece mi? Benim için 30 ateşimden derece. Ateşimden mi bahsediyorsun? 30 derece daha kısa program oluyor. O yüzden 30 olabilir. Genellikle yani 60 uzun olur. Yani 60'da yıkıyorsan uzun programda yıkıyorsundur gibi bir durum var tabii. Beyazları genelde çekersin. 60'da değil mi? Beyazları yıkarız 60'da yani. 30'da, hayır ben Merve'ye baktım. Her şey 30'dur abi, Merve. Bu yazılmayan bir kural. Şey havlu mavlu 60-90, devresi 60-90. 60'dan aşağıyı kaptırma. Tabii, olmaz Eray'cığım. Herkesin de bir kırmızı çizgisi var. Tabii benim canım. De dur dediğim bir nokta olur. Ezgi'yle en büyük kavga. Evet, masaya vurur. Vururum. 30 değil 60. O ne o, 30 mu? Devri gelmişliğim var. Yani. Miyop mu hipermetrop mu? Ben hipermetropum. Peki. Değil mi? O değil mi? Doğru miyop. Söyledim. Miyop uzağa görmüyor. Miyop uzak, hipermetrop ben yakın. Ben evet yakını görmüyorum. O zaman onu seçeyim. Ne doktor bileyim. Gibi böyle şey soruyormuşum gibi oldu ama. He. Hipermetrop mu diyorsun sen? Evet. Yakını görmek de zor ya. Miyop. Ya çok zor kaç yani. Hani hangini numara? Seçerdin desen ben miyop olmayı seçerdim. Miyop çok yani. Kötü. Ben annemi tanımadım. He. Uzaktan annemin gözü bozuk değil, o da beni tanımamazlıktan geldi. Çünkü olsun, istese gözleri, tanırdı. Gözleri çok iyi görüp de yine de tanımayan bir sürü insan tanıyorum. Aynen. Ben. Ben abla lise zamanında halk otobüsü... Acayip bir cümle kurdu ama kaçırdın onu. Ne bir daha söylesene abla. Kesin laf canım. Hiçbir alt metin okuma yok. Yok kendi anlatacağını geçiyor. Çok güzel. Ya ben hipermetropum o yüzden o. Ama sen hipermetrop miyop için dedin ya annemi tanımadım evet. Diye. Ben de diyorum ki gözleri çok sağlam olup da hala tanıyamayan bir sürü insan tanıyorum dedim. Ay. Yani.
insan. Nasıl ama? İyi laftı vallahi. Ya. Mahsun. Sen de film sokuyorsun ama burada da Gülhan Tekin var. Mahsun'u da severim yani. Mahsun'u da film çektim biliyorsun. Film çekmediğim kimse kalmadı. Evet. Kadrolu yenge olduğum için. Kadrolu. Türk sinemasının kadrolu vallahi annesi. Ya. Kadrolu yengesi olduğum için. Orada da var. Ama orada güzeldi. Da. Orada da iyiydi. Beyaz Melek. Aynen öyle. Sonra Güneş'i gördüm. Güneş'i gördüm. Bak orada var. Farklıydım ama evet. Orada psikolog oynadım. Bu arada oynadım. Vizyona girmiş filmi. Başarılar diliyoruz. Yani depremden dolayı. Prestij evet. Meselesi. Prestij meselesi. Bülent başarılar Emrah Parlak da oynadı. Evet. Aynen Eser öyle. Eser oynadı. Yolu açık evet. Olsun. Yolu açık olsun. İnşallah böyle güzel bir geri dönüş olur. Şey yapar. Çünkü çok özenilmiş bir iş şimdi. Niye evet, izlenmesin? Evet. İzlensin evet. Yani. İnşallah. Vallahi prestij öyle. Meselesi. Bir prestij meselesi. Şu anda vizyonda o zaman. Evet. Belediye otobüsünün kapısına sıkışmak mı, tuvalet sırasında sıkışmak mı? Belediye otobüs kapısına sıkışmak mı, tuvalet sırasında sıkışmak mı? Şu anda sıkıştım yani. Şu an şurada sıkıştım. bu soruyla sıkıştım şey, yani. İşin içinden. Ne diyeyim? Tamam belediye otobüsünün kapısı olsun. Ona sıkışmış olayım. Ona sıkışmış olsun. Cüzdan mı, veba mı? Cüzdan mı, veba mı? Cüzdan mı? Şimdi cüzdanın tedavisi daha sanki vebadan kolay. Yani Avrupa'da yani veba ya, veban çok yaygın bir şeydi tabii zamanında da. Yani orta çağ vebası evet. Mı çağımızın vebası mı? Onu evet çağımızın vebası, vebası mesela nedir? Telefon. Hani mesela öyle bir şey diyor. Böyle bağlamış olalım. Böyle bağlamış olalım. Yani diyecek hiçbir şeyim yok. Bu soruların talep edenler gördüler neler yaşadığını. Bir süre sormadım abla. Dediler ki neden sorular yok? Ben sormayı çok istiyordum ama abimden dolayı soramıyordum. Sağ olsun seyircilerimiz yorumlara yazınca. Sansüre uygulamadım. Özür dilerim. Sansür yapmadım. Ya Gülhan ne iyi oldu geldi. Çok iyi oldu. Çok eğlendim. Güzel güzel sohbet ettik vallahi işte yani. Sağ olun. Yine yapalım. Böyle yine güzel geleyim. İşlerimiz olsun. Yeni İnşallah. İşlerimiz. Birbirimize onları anlatalım. İnşallah. Böyle keyifli gururlanacağımız, insanların da böyle mail ettiği, temayül gösterdiği böyle güzel güzel işlerde tekrar birlikte olalım. İnşallah. Hasan'ımız da ayağına sağlık, onu da alalım evet. Zaten. Menajerimiz Merve Hanım burada. Evet. Ben şantör gibi başladım. Ekipten Özgün gelmiş. Hanım nasılsınız inşallah? Evet, Arda Beyler bugün de buradasınız filan. Yeni bir kokteyl. Efendim biz çok eğlendik, umarım evet. Siz de eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Açık ol, açık ol.